bunlar hep senin yüzünden eşya bu eşi. Şimdi Rıfkı'yı kafa kola almış vaziyetteyiz. Her istediğimizi yaptırır, köşeyi döneriz. Dere boyundan geçecek yolu bizim arsaların yanından geçirttik mi... ...arsaların kıymeti en aşağı 1000 misli artar ki... ...milyoner olduk, gitti! Yapar mı dersin? Eşek gibi yapacak. Mühendisler, yol dere boyundan geçmeli diyorlar. Senin dediğin yerden geçerse, yol bir boka yaramazmış. Onun için senin dediğin olmaz. Sayın başkanım, ben senin en samimi arkadaşınım. Yolu benim arsaların yanından geçirecek olursan... ...sana açıktan 2 milyon veririm. Hasan emmi, olmaz dedim. Halkın menfaati seninkinden çok daha üstün. Ben teftişe gidiyorum. Aman reis bey, benim işi halletti öyle ne olur. Olmaz. 3 milyon veririm, arsaları satınca tabii. Memura rüşvet teklif etmek en az 3 seneden başlar. Bu ara hapishaneler çok rutubetli. Hasta olursun canım. Neymiş bana söylemek istediğin o önemli şey? Gene bana oyun oynamaya çalışmıyorsun ya. Yok ağam. Ben de Rıfkı denilen ineğin kurbanı oldum. Bana da kazık attı. Ama şimdi kozlar bizde. Onu rezil edeceğiz. Ah, edemeyiz. O kuvvetli. Üstelik de kerameti var. Onun yağmur yağdırma kerameti aslında bir şey değil. Romatizması olan biri rahatlıkla yağmurun ne zaman yağacağını bilir. Rıfkı'da da romatizma var. Bacakları ağrıyınca yağmur yağacak diyor ve yağıyor. Anladın mı şimdi meseleyi, satılmış efendi? Ya Rüstem'in oğlu Ahmet'i iyi etmesi? Vallahi onu ben de anlamadım. Ne yapmalı acaba? Ne yapmalı? Gayet basit. Rıfkı'nın romatizmalarını iyi ettik mi, evliyalığından eser kalmaz. Biz de onun karşısına... ...başka bir romatizmalı çıkardık mı... ...Rıfkı halkın nazarında... ...yalancı, sahtekar biri durumuna düşer. Çok ağır romatizmalı Muhsin diye birini tanıyorum. Peki ama Rıfkı'nın romatizmalarını nasıl iyi edeceğiz? Çayına romatizma ilacı atarak. Belediyenin çaycısı senin adamın. Ona söyledin mi bu iş olur biter. Ne dersin ha? Oldu bu iş. Sabri, hemen romatizmalı adamı bul. Olur ağam. Bunları sotalı bir yere sakla, ıhlamur veya çayın içine günde 3 tane atacaksın. Zehir falan değil ya, satılmış ha. Ayıp ettin Reşit, seni yakar mıyım? Reis bey hasta, romatizması var. İlaç içmeyi sevmiyor. Böyle yaparsak ilaç içtiğini anlamaz, çabucak iyileşir. Hadi, göreyim seni. Al şu binliği de bakayım. Merak etme ağam, günde 3 posta bizim reis ilaçları içecek, farkında bile olmayacak. Hadi hoşça kal, sağ olasın. Sağlıcakla. Sayın başkanım, size öyle bir ıhlamur demledim ki özel! İçi de dışı da şifadır. Ulan Reşit, ıhlamur istediğimi nereden bildin? Evelallah, biz müşterinin ne istediğini 10 kilometreden anlarız. Tadı değişik ama güzel. Hep bundan getir Reşit. Olur sayın başkanım. Bizi işsizlikten kurtardın, sağ ol başkanım! Reşit... ...senin ıhlamuru içtikten sonra ayaklarımda ağrı kalmadı. Çivi gibi oldum. Evet sayın başkanım, ıhlamur 1001 derde devadır. Hakikaten öyle. Bacaklarım yine ağrımaya başladı. Yağmur yağacak galiba. Ihlamuru verdiğim zaman... ...bu her derde devadır sayın başkanım dedim. Demek ıhlamur ha. Güzel. Başkanın ayaklarının ağrısı geçmiş oldu. Evet ağam, kendi söyledi. Kerameti de benim ıhlamurda buldu. Artık ayaklarım hiç ağrımıyor dedi. Öyle mi dedi? Sağ olasın ağam, Allah ömürler versin. Sağ olasın. Sana da. Hadi güle güle.
Şimdi ayvayı yedin ulan Rıfkı. Aferin. Aferin Muhsin. Yağmur yağacak dedin yağdı, hem de bak nasıl. Merhaba beyler. İyi günler reis bey, nereye böyle? Pazarı teftişe gidiyorum. Gitmeyin, ıslanacaksınız. Pazarı su mu bastı? Yok canım, yağmur yağacak da. Yağmayacak, yağsa ben bilirim. Bana kalırsa yağacak. Muhsin kardeşimiz de yağacak diyor ya. Evet, yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Bu hava yağmaz. Var mısın? Şimdi de evimi koyuyorum. Varım Sabri amca. Ben de mandramı bahse koyuyorum. Kazanırsan alırsın. Kaybedersen belediye reisliğinden istifa edersin. Bak satılmış efendi. Sonradan pişman olursun. Donsuz kalırsın ortalıkta. Kalacak olan benim. Yoksa bahse girmekten korkuyor musun? Kabul elmacı güzeli satılmış efendi. Zeki. Buyur başkanım. Tapu memuruna söyle de gelsin. Bir mandrayla bir evin devir işlemini yapacak. Hazırlıklı gelsin. Emredersiniz başkanım. Buyurun. Odama buyurun. Ayaklarımın ağrısı geçti Hasan ağa. Ne dedin, ağrısı geçti mi? Evet geçti. Artık yağmur yağmaz. Deme ulan deme. Vallahi öyle. Hadi. Gel. Satılmış ha, kulağına bir şey söyleyeceğim. Sonra söylersin, sırası değil. Ama satılmış ha. Uzatma Muhsin, sonra söylersin. Kalabalık yanında kulağa söylemek ayıptır, ayıp. Muhsin kardeş, gel benim kulağıma söyle. Peki reis bey. O zaman benim kulağıma söyle Muhsin. Yağmur yağmayacak galiba satılmış ha. Ayaklarımın ağrısı ha. Geçti. Satılmış ha, ne oldu? Bir yerine bir şey mi kaçtı? Ulan namussuz seni! Ulan namussuz, yaktın beni bir kere daha yaktın! Devir muamelesi için geldim sayın başkanım. Ben demedim mi sana bu Rıfkı denilen köpekle bahse girme diye? Yağmur yağacak yağmayacak diye diye anamızın öğretisine nihayet yağmur yağdırdım. Allah cezanı versin. Ben burada bir dakika bile durmam. Annemin evine gidiyorum. Sen ne halin varsa gör. Ulan Rıfkı, nihayet karı da elden gitti.